Part 2 Chase videosunu sizlere sunmaktayım. Tabii ki de eksiklerimiz çok fazla. Çünkü biz Chase'e yeni başladık. Çok eksiklerimiz olabilir. Bunları yorumda bize yazarsanız çok mutlu oluruz. O zaman hep beraber başlayalım. Evet arkadaşlar, Korkmaz'ın 15 parçadan oluşan tencere, cezve, çaydanlık setiyle beraber bu şekilde dörtlü tencere setimiz var. Arkadaşlar bunun özelliği süzmesi. Şu şekilde ben arkadaşımın evinde yapmıştım ve bayıldım. Gerçekten tavsiye ediyorum. Arkadaşlar şu şekilde cam. Bu senenin yeni modası. Herkesin çok kullandığı. Biz de mahrum kalmayalım diye aldık. Ben kendi evimde de kullanıyorum. Gayet memnunum. Çok değil, kız kardeşime kahve içmeye gittiğimde özellikle bu fincan cezveden isteyeceğim. Ben yine heyecanlandım her zamanki gibi. Evet arkadaşlar, Slavs'in şu şekilde tost makinesini tercih ettik biz. Bu şekilde dış sesimiz hemen yaklaşıyor. Arkadaşlar bunun bir özelliği de bu şekilde açılarak kancaları var. Bunlar birleşerek ızgara şeklinde yapabiliyoruz. Yani soğuklu havalarda, yağmurlu havalarda dışarıda çok fazla durmaya gerek yok. Evde de ızgara yapılabiliyor. Evet arkadaşlar, Korkmaz'ın 84 parça çatal, bıçak, kaşık setini aldık. Biz düz sade modelleri tercih ettik. Bu şekilde göstereyim. Ve bunu misafirler için aldık. Aynı zamanda eksiklerimiz arasında da günlük için alacağız. Evet arkadaşlar, kalpli şekilde dondurma kaşıklarımız var. Yazın çok işine yarayacak kız kardeşimin. Aynı zamanda bu şekilde 4 tane indirimdeydi, indirimden almıştık. Böyle baharatlık olarak kullanabilir. İsterse daha farklı bir şekilde de değerlendirebilir. Şu şekilde bunların isimleri vardı. Siz yorumlara yazın lütfen, ben unuttum. Çay altlığı diyeyim, çaydanlık altlığı diyeyim ben buna. Ve aynı zamanda 2 tane de çay altlığı. Evet arkadaşlar, bu şekilde bir yağdanlık var. Evet arkadaşlar, yağdanlığın yanı sıra 3 tane de baharatlarımız var bu şekilde. Üçlü, aynı zamanda bu dörtlü. Biz bunu 6 ya da 12'ye tamamlamak istiyoruz inşallah. Devamında şu şekilde salata kaselerimiz var. Aynı zamanda bu şekilde salata kaselerimiz var. Bir de sabah kahvaltıda servis yapabileceği 2 tane servislik tabağımız var. Ve her eve lazım, olmazsa olmaz, el blenderı. Bu şekilde arkadaşlar, evde kullanıyorum, tavsiye ederim. Biz 4 bıçaklısını kullanıyoruz. Bir de bunların 2 bıçaklısı olanı var. Şu şekilde 2 tane sunumluk var. Kız kardeşimle beraber kahve içeceğiz bunlarla. Sizi de beklerim. Yerine koymadan önce arkadaşlar, el süpürgemiz var. Bu şekilde. Çekim hızı çok güzel. Ben beğeniyorum. 800 voltluk. Gayet güzel çekiyor. Aynı zamanda aparatörleri ben yaptım. Onlarla da rahat rahat koltuk aralarını, perdeleri falan rahat çekebiliyorsunuz. Bu şekilde olmazsa olmaz. Bu şekilde arkadaşlar, kahve makinemiz var. Hemen yanında granit setlerimiz var. Pembe. Normalde pembeyi çok sevmiyoruz ama elimizde bu kalmıştı. Biz de aldık. İyi ki almışız. En azından renk katar. Bu şekilde tava. Tavamız ağır. Biz tavayı alırken, daha doğrusu tencere takımını alırken daha çok tavanın ya da tencerenin ağırlığına baktık. Siz de o şekilde bakarsanız daha dayanıklı olabiliyor. Ve hemen aşağıya iniyorum arkadaşlar. Şu şekilde sunumluk. Şöyle göstereyim. İki renkten oluşan sunumluk kaşıklarımız var. Ve şöyle latte bardağı olarak söyleyeyim ben. Dörtlü bir şekilde o. Ve geliyorum arkadaşlar. Bu şekilde bir fincan takımımız var. 6 taneden oluşuyor. Aynı zamanda bu şekilde bir fincan takımımız var. Bunları
biz çok uygun aldık arkadaşlar. Yani çok fazla para verip de çok pahalı ürünler almanıza gerek yok. Nerede uygun? Bence biz orada olalım. Çünkü evimizi de düşünmemiz gerekiyor, eşlerimizi de düşünmemiz gerekiyor. Bunun için her zaman hesaplı olmak gerekir. Aynı zamanda bu şekilde belki ortaya üçlü sunum olarak koyabileceği kaselerimiz var. Tabak olarak kase mi ne deniyor hatırlayamadım. Kahvaltıda kullanabileceği bir kase var. Aynı zamanda isterse çerezlik olarak da kullanabilir. O da tamamen kendisine ait bir seçenek olabilir. Bir de şu şekilde küçük. Bunların hepsi altılı set arkadaşlar. Ve bizim birazcık fincan takımımıza merakımız var. O yüzden bir de bu şekilde bir fincan takımımız var. Bu şekilde kapaklı. Bence damadımıza böyle bir fincanla tuzlu kahve şart. Ve aynı zamanda evet arkadaşlar bu şekilde jiletini açılmamıştı diye bu şekilde göstereyim dedim. Bir de bu şekilde bir fincan takımımız var. Yeni gelin adaylarına güzel seçenekli örnekler olabilir. Evet arkadaşlar geldim. Bir de şu şekilde üçlü olarak kapaklı saklama kabı da olabilir. Bunun içine tuz, işte baharat şeklinde bir şeyler de koyabilir. Uygundu. Tanesi 3 lira mı 5 lira mıydı? Yani öyle bir şeydi. Tam hatırlayamıyorum. Çok oldu. 3 tane aldık bu şekilde. 3, 6, 9'dan oluşuyor. Ve burada aynı zamanda büyük süpürgemiz var arkadaşlar. 700 voltluk. Biliyorsunuz zaten diğer el süpürgemiz de vardı. Bir de bu şekilde olanı var. Hangisine ihtiyaç duyarsa o an onu kullanabilir. Bir de şu an şu şekilde göstereyim arkadaşlar. Şöyle içeceğim. Bu şekilde blenderımız var. Komple set. Bununla kahve makinesini bir set yaptık. Süpürgeyle tost makinesini renk olarak da bir uyum yaptık. Ama her şey pembe olsun ya da herhangi bir renge bağlı kalmak istemedik. Bir de diş ses yakından gel. Şu şekilde arkadaşlar bu senenin yeni modası. Belki daha önceleri de vardır ama ben bu sene daha çok dikkat çektim. Ben de evde kullanıyorum tablet mop. Çok işe yarıyor. Çok kuru bırakıyor ve temiz alıyor. En azından oynar başlığı olduğu için bütün evin her yerini sığabiliyor, yetişebiliyor. Yine Korkmaz'ın 86 parçadan oluşan yemek seti var arkadaşlar. Evet arkadaşlar, çorba kasesi aynı zamanda 12'li. Çorba kaseleri, bir tane büyük tenceresi, orta salata tabakları küçük, büyük ve orta, büyük ve küçük olarak pasta tabakları, yemek tabakları ve aynı zamanda fincan, Nescafe, tuz, biber, yani komple 86 parçadan oluşan bir set. Ve rengi de muhteşem. Evet arkadaşlar, şimdi buradan devam edelim. İki tane lokumluk. Bu şekilde. Ve bu şekilde salata tabağı. Aynı zamanda belki ortaya yeni sunumluk olarak koyabileceği tabak. Ve inanamayacaksınız ama 10 lira. Yani şu devirde artık 10 liraya hiçbir şey alamıyorsun. Ama 10 lira. Biz iki tane aldık. Bir daha gittiğimizde iki tane daha alacağız. Şu şekilde hamaratlı kızımız için bol bol bize hamurlar yapsın. Eşine hamurlar yapsın diye kesme bıçaklarımız var. Doğrama bıçaklarımız. Gerçekten eli de çok lezzetlidir bu arada. Damat beyimiz ve ailesi için çok güzel şeyler yapacaktır eminim. Benim kız kardeşim. Böyle iki tane mandallarımız var. Poşet klipsi. İşte muhafaza edebilmek için tutturabiliyorsun. Tutangaç mı denir, ne denir bilmiyorum. Ama güzel, ben de kullanıyorum. İşe yarar, tavsiye ederim. Evet arkadaşlar, şu şekilde yine küçük bir parçadan oluşan 6 kişilik kase.
Yoğurt olarak kullanabilir. Yani yoğurt koyabilir çünkü ben de yoğurtlara kullanıyorum. Aynı zamanda çerezleri de kullanabiliyorum. Yani birçok amaçla her yerde kullanabileceği bir ürün. Şu şekilde yine çay kaşığımız var. Üstünde güzelce bir topu var. Bir de fiyatı 10 liraydı arkadaşlar bununla. Ve şu şekilde iki tane buz yapan aletimiz var. Bir de aynı zamanda bunları yaparken içine meyve tanecikleri koyulabiliyormuş. Ben bunları denememiştim ama bu sene yazın deneyeceğim. Ben sodayla yapacağım. Sodayla meyveleri karıştıracağım. Çocuklar için de benim için en azından farklı bir tadı olmuş olur. Denemiş olurum. O zaman da video çekeceğim. O videoda da görüşürüz. Evet arkadaşlar, şu şekilde iki tane hunimiz var. Birazcık küçük. Kız kardeşim ben bunu alıp ne yapacağım dediğinde ben de lazım olur, boşver alalım demiştim. Artık kullanınca beni arar, abla bu işe yarıyormuş der. Aynı zamanda şu şekilde arkadaşlar göstereyim. Bir şu şekilde çırpacağımız var. Bu da güzel ve fiyatı 10 lira. Gayet uygun. Yumurta süreceği ve küçük rende. Bu şekilde plastik kaşıklarımız var arkadaşlar. İki tane bu bardağımız var. Şu şekilde alayım. Evet arkadaşlar, dört taneden oluşan kahvaltı tabağımız var bu şekilde. Bunları da biz pazardan almıştık. 4 tanesi 10 lira. Bu şekildeydi. Gayet iyiydi, uygundu. Bir daha göremedik. Bir daha görürsek alacağız. Bu videoyu izliyorsanız lütfen yorum atın ve biz de oraya gelelim almak için. Ve aynı zamanda şu şekilde sunumluklarımız var arkadaşlar. Bunlar da gene aynı takımdan oluşuyor arkadaşlar. Daha deminki kahvaltı. Evet arkadaşlar, 36 parça 6 kişilik kahvaltı takımımız var. O da bu şekilde. Sadece görsel olarak hepsinden birer tane çıkarttım sizler için. Bu şekilde zeytinlik, bu şekilde kase, bu şekilde kaşıklarımız var. Bu şekilde yine bir sunum kahvaltılık leçerlerini falan koyabileceği, bu şekilde patates kızartabileceği. Bu kadar yeter herhalde, iki kişiler şu anlık. İlerleyen dönemlerde yenilerini alırlar. Ve şu şekilde puantiyeli bardaklarımız var. Bir de servis tabağımız var. 36 parça 6 kişi. Evet arkadaşlar, bu şekilde baharatlı kaşıklarımız var. Bu şekilde üçlü aldık. Lazım olacak diye sürekli. Bu şekilde tahta kaşıklarımız var. Ve 4 tane bu şekilde tuzluğumuz var, küçük küçük. Tabi bunların büyükleri de alınacak. Sadece gördüğümüz zaman hoşumuza gidenleri alıyoruz biz. Aynı zamanda 2,5 liraydı A101'de. Bu şekilde bir tane bardak var. Ve bu bardakla her kahve içtiğinde beni hatırlasın kardeşim. Bu şekilde arkadaşlar pasta tabaklarımız var. Bunlar da indirimdeyken almıştık. Hoşumuza gitti. Hepsini tek tek bakarak güzel bir şekilde kombin yaptık ve güzel şık. Evet arkadaşlar, şu şekilde iki taneden oluşan yine servis tabağımız var. Ve bu şekilde altılı bir servis tabağımız var. Pasta tabağı ya da işte beş çayına gelen komşularımızla kısır, patates salatası falan koyabileceği bir tabak. Ve bir Erzurumlu olarak Erzurumca kebabı tabakları olmazsa olmazımız. 6 tane var servis tabağımız. Ve bu şekilde arkadaşlar, yani şu daha demin gösterdiğim mavi pasta tabaklarının yanında dondurma kasesi olarak kullanabilir ya da tatlı yapabilir. 2 tane vardı, sadece ikisini aldık. Devamını eğer görebilirsek inşallah 6'yı tamamlarız. Bu şekilde
gazoz açacağı var. Böyle buzdolabı magneti olarak. Bir de küçük çay. İsmini unuttum. Yazarsınız yoruma. Bu şekilde tabaklarınız var arkadaşlar. Bunların 3 tane var. Pasta tabaklarından 6 tane. Ve daha büyük servis tabağından yine 6 tane. İki tane bardağımız var arkadaşlar. Biz bir Erzurumlu olarak biz bardaklardan asla vazgeçmeyiz. Şu an ne demek istediğimi yavaş yavaş anlayacaksınız sizler de. Onun öncesinde bu şekilde küçük bir borcamımız var. Kareden oluşan ama yapısı, işte tutuluşu ya da yemeğin pişmesi falan her şey çok güzel. Bunu da tavsiye ederim. Bu da çok güzel bir ürün. Çok beğenerek kullanıyorum. Kız kardeşimin de severek kullanacağını biliyorum. Arkadaşlar 6-6-6 18 parçadan oluşan lavın şekilde şerbet, su ve en küçük bardağı var bu şekilde. İnşallah bir set daha alabiliriz. Çünkü lavın bardakları gerçekten kullanışlı. Kalınlık açısından da güzel. Değer. Evet. Bu şekilde arkadaşlar bir sürahimiz var. Bu da Mopaş'ta belirli bir alışveriş üstüne 10 lirayı falan düşüyordu yanlış hatırlamıyorsam. O zaman almıştık. Eminim işimize yarayacaktır. Evet arkadaşlar şu şekilde bardaklarımız var uzun. Dış ses göster istersen. Bu şekilde arkadaşlar Paşa Bahçe'nin bu şekilde uzun. 2 tane var. Aynı zamanda şu şekilde benim çerezlik tabaklarımız var. Altından oluşan yine sunumluk çerezliklerimiz var. Bu şekilde kek kalıbı var. Biz bunu ne için aldık? Aslında kek kalıbı olarak almadık. Kek kalıbını da tamamlayacağız. Bunu daha çok kısır yaptığımızda güzel şekil versin diye aldık. Ve arkadaşlar bu şekilde çorba kaselerimiz var. Bunlar da çok güzel. Ben de yeşilini kullanıyorum. Siyah beyazlı bu şekilde çorba kasesi. Üçlü kek kalıbımız var arkadaşlar bu şekilde. Ve kek kalıbı biz bayanlar için en vazgeçilmez ürünlerden bir tanesi. Biz de şu an bir tane aldık bu şekilde üçlü ama devamında herhalde birçok da alacağız. Evet arkadaşlar yeni bir bardak klasiği. Şu şekilde 4 taneden oluşan. Dörtlü bir şekilde arkadaşlar. Bu şekilde siyah beyaz. Çok şık. Nescafe içebilirler. Ya da ıhlamur içebilirler. Gayet şık. Orta boy. Çayı çok sevmeyen arkadaşlara ikram edebilirler bunlarla. Şimdiden afiyet olmasını dilerim. Ve evet arkadaşlar. Biz Erzurumluyuz dediğimin en püf noktası şuradan geliyor. Gördüğünüz gibi bardaklar. Biz çok bardak kullanırız. Gördüğümüz bardağa dayanamayız. Çünkü biz çayı çok seviyoruz. O yüzden şekilde göstereceğim. Bu şekilde tombik tombik bardaklarımız var. Bu şekilde arkadaşlar. Paşa Bahçe'nin. Ve şu şekilde lavın 2 tane küçük bardakları var. Bu şekilde. Evet arkadaşlar bu şekilde yine lavun altılı yani 12'ye tamamladık biz bunu. Bu şekilde kız kardeşim Zeynep göndermişti bunları Erzurum'dan. Ona sevgi ve selamlar. Çok seviyoruz aşkım seni. Bu şekilde bardağın modeli. Ve arkadaşlar A101'in siz de biliyorsunuzdur ev hanımları genellikle çok takip eder. Belirli bir alışveriş üstüne bardakları 10 liraya kadar düşebiliyor. Biz de tabii o fırsatlardan yararlanarak 1, şöyle 2, şöyle 3 takım aldık.
Çünkü bardak gerçekten çok kullanılıyor ve biz Erzurumlu olarak dediğim gibi bardakları çok seviyoruz. Bu da şu şekilde bir bardak, balık şeyi gibi değil mi? Figürlü. Değil mi bu şekilde? Deniz kızı figürlü. Sadece kuyrukları bu şekilde açık değil. Ama biz öyle hayal ediyoruz arkadaşlar. Bu şekilde. Ve frenkalı da arkadaşlar dikdörtgen. Bu şekilde üçlü. Ve oval şeklinde olan var bu şekilde. Bunu da altıya tamamlamışız arkadaşlar. Ve şu şekilde söyleyeyim. Herhangi bir işte tencereniz ya da herhangi bir şeyinizin üstü açık kaldığı zaman şu şekilde çekip saklama kabı niyetine dolaba atabileceğiniz bir ürün. Fiyatı da 10 lira arkadaşlar. Ay çok şu an çok stres yaptım. Arkadaşlar çok stres yaptım. Heyecanlandım ya. Evet arkadaşlar şu şekilde 500 milimi gösteren limon sıkacağı, aynı zamanda meyve suyu için konuşamadım gene. Şey sıkacağı arkadaşlar, portakal sıkacağı diyebilirim bu şekilde. Bu da limon sıkacağı. Böyle iki tane. Şu şekilde arkadaşlar sufle. Altılı. Bunu da yine bir indirimden aldım. Ve tahtamız var. Böyle. Makineye atınca bile normalde tahtalar makineye atılmaması gerekiyormuş ama arkadaşlar. Ben makineye atıyorum yani her zaman olmasa da. Gene de hiçbir şey olmadı yani. Hemen hemen 1,5 yıldır kullanıyorum. Sapa sağlam. Bir şekilde var. Evet arkadaşlar, kardeşimin çok önem verdiğim, şu şekilde attığımda kırılabilecek bir fanus var. Bu şekilde pasta tabakları, pasta tabağı olarak fanus değil mi? Yanlış söylemiyorum. Sevgili dış sesim, arada bir bana katılırsanız çok mutlu olurum. Evet arkadaşlar, bu şekilde. Ben boş götüreceğim, arkadaşlar o dolu getirecek. Çünkü ablalar bugünler içindir. Kardeşler yapacak, ablalar yiyecek. Buradan diğer kardeşlerime de sesleniyorum. Sarımsak ezeceğimiz var bu şekilde. Böyle tutuyoruz ve eziyoruz. Artık her şeyin pratiği çıktı arkadaşlar. Yani bir tane şarkı var bilirsiniz belki. Otomatik gelinler. Gerçekten otomatik gelinler. Yani her şey otomatik. İnsanlar artık elleriyle spor yapmıyor. Her şeyi makineye atıyor ve makine doğruyor. Bu şekilde. Unuttum adını. Mantı kalıbı. Dış ses mantı kalıbı değil mi? Evet. Evet arkadaşlar, mantı kalıbımız. Ve şu şekilde J0. J0 miydi, J0 miydi? Böyle yapacak ve zilin sesi anlaşılacak. Yemek hazır, gel. Evet arkadaşlar, bu şekilde dörtlü puding kabı seti demiş. Babam olsaydı şimdi, babacığım, sevgi ve selamlar, ellerinden öpüyorum aşkım. Derdi ki, sen nasıl okuyamadın böyle, gözlüklerim yok babacığım, tam göremiyorum. Bu şekilde arkadaşlar, puding kalıbı bu şekilde yapıyorsun. Dediğim gibi her şey hazır artık. Yakında gelin robotlar da çıkar. Her şey yani bu şekilde. Şekilde fincan. Söyleyemedim. Kahve yanı vardı. Kahve yanı vardı. Arada bir bana katılın. Bir tane varmış arkadaşlar. O kadar eksiğimiz yok bizim diyorduk ama gerçekten açınca birçok eksiğimiz çıktı. Tabii siz de bu eksiklerle bize yardımcı olun. Lütfen yorum yapmayı, like atmayı. Tabii ben like özürlüsüyüm. Sürekli like. Like atmayı unutmayın arkadaşlar. Yorum yapmayı, destek olmayı unutmayın diyorum burada da. Bu şekilde iki tane sinema keyfi yapacakları zaman latte bardağı, kahve, latte, artık ne yapacaklarsa bilmiyorum ama niçin aldık biz bunu, dış ses, ben anlayamadım. Niçin bu yani, bu ne? Çok mu lazım? Kahve. Soğuk kahve içmiş arkadaşlar, hiç böyle şeye gerek duymamıştım.
bilemiyorum artık. O kadar çok düşünceliyiz ki arkadaşlar, çekirdek kabımız bile var. Telefonu buraya bırakıyoruz. Çekirdeği buraya atıyoruz. Buraya da çekirdeği koyuyoruz. Olmazsa olmazımız arkadaşlar. Kesinlikle. Bu şekilde evimizin aslında en büyük temel ihtiyaçlarından bir tanesi de bu şekilde arkadaşlar. Bayanların hiçbir zaman bitiremeyeceği, al tüketemeyeceği ve çok çok eksiğimiz var. Sadece bu kadarını alabilmişiz ama devamı da gelecek. Plastik, plastik ürünlerimiz. Rokun'un ikili küçük bıçak seti, büyük bıçak setini de alacağız arkadaşlar. O da eksikler listemizde mevcut. Almak isteyen bizim akrabalarımız da alabilirler. Adres olarak biliyorlar. Öyle söyleyebilirim. Eksik tamamlanması gerekiyor arkadaşlar. Bu şekilde arkadaşlar, bu şekilde de şu şekilde mutfak havlusu. Bu şekilde arkadaşlar mutfak havlularımız var. Aynı zamanda mutfaklar, diğer havlarımızda da eksiklerimiz var. Onları da tamamlıyoruz. Tekstil ürünlerimize daha hiç girmedik arkadaşlar. Onlara da gireceğiz. Bu şekilde 4 kat tasarruflu. Bunu gerçekten çok tavsiye ediyorum. Kesinlikle her evde olması gerekiyor arkadaşlar. Ebatları, boyutları var. Küçükten en büyük battal boyuna kadar. Ve normal yorganları bile içine bastırarak, süpürgeyle çektirerek hiç yer kaplamadan güzelce istifleyebiliyorsunuz. Yani biz almışız 3 tane ama 3 tane daha alabiliriz. Diyebilirim, tavsiye ederim. Yine aynı zamanda girdiğimiz bir AVM'de çok hoşumuza gitmişti. Şu şekilde ekmeklik var. Sunumluk olarak çok hoşumuza gitti. Bir de siyah renk asildir. O yüzden alalım dedik. Bu şekilde yine sunumluk ya da tepsi. Ben patates kızartmalarımı falan içine koyuyorum bunun. Ortaya bir servis yapıyorum. Güzel oluyor. Hoşuma gidiyor. Aynı zamanda biliyorsunuz Miray ile Poyraz'ı. Onlara da patates yapıyorum, içine koyuyorum ve ikisinin eline de verince çok hoşuna gidiyor. Güzel. Bir de şu şekilde set olarak latte ve çay, kahve ve çay konuşamadım. Bu şekilde arkadaşlar. Koyabilir. Belki bunun için sadece sunumluk olarak da kullanabilir. Şık olarak, şık bir köşe olabilir, köşede durabilir. Bu şekilde küçük kalıplarımız var. Bu da kız kardeşim Merveciğim'in hatıraları. Çok sever kendileri mutfak işleriyle uğraşmayı ve böyle cavcavlı şeyleri, sunumları da çok sevdiği için o alır, biz de gider ondan alırız. Canım kardeşim, çok seviyoruz seni. Bu şekilde iki tane mısırlık kitabımız var arkadaşlar. İkisi 2,5 lira. Hiçbir şey. A101'de kaçırmayın derim. Kesinlikle kaçırmayın. Çok uygun. Evet. Şu şekilde babaannelerimizin bile kullandığı arkadaşlar ve asla vazgeçemediği, hala herkesin evinde olan süzgeç. Kesinlikle. Ve bu nesilden nesile de daha da devam edecek bir süzgeç ve Allah bize gösterir mi bilmem. Rabbim hayırlı bir şekilde ömürler versin. Belki çok çok uzun yıllar yaşayanlar. Ah ah, ben bunu benim evimde de kullanmıştım derler. Eminim ben. Evet arkadaşlar. Izgara, balık, köfte. Bu şekilde. Dediğim gibi biz tavayı alırken öncelikle ağırlığına bakıyoruz. Döküm tava. Bu şekilde arkadaşlar. Tavalarımız da eksik. Onun da farkındayız arkadaşlar. O da listemizde. Dediğim gibi yeni başladık her şeyi. Yavaş yavaş yapıyoruz. Ve bu şekilde güveç setimiz var arkadaşlar. Dış ses yaklaş. Yaklaşır mısınız acaba? Bu şekilde arkadaşlar. Bir büyük, iki tane bu şekilde ve altı tane bu şekilde. 2, 4, 6, 8 tane varmış. Belki 12'ye tamamlayabiliriz arkadaşlar onu da. Ve son olarak arkadaşlar şu şekilde düdük bir tencere. Bu şekilde. Ve bu şekilde de küçük. Belki bunun ilerleyen zamanlarda bir büyük boyunu alabilir. Şu an sadece bunlar yeterli. Bunun
en büyük özelliklerinden bir tanesi bu kapağın kapağı da olması arkadaşlar. Bu da A101'e falan çok indirimli bir şekilde gelmişti. Evet arkadaşlar, bunları A101'den indirimdeyken almıştık. Şimdi diğer kız kardeşim için de alacağım. Hatta belki kendim için de alacağım. İşe yarar, kullanabilirsiniz siz de. Son olarak şu şekilde üçlü yastık örtülerimiz var arkadaşlar. Bu şekilde bir, bu şekilde iki ve bu şekilde üç. Evet arkadaşlar, bugün sonuna geldik. Bizlerden keyif aldıysanız, bizler sizler için keyif alarak çektik. Dilerim siz de izlerken keyif almışsınızdır. Eksikleriniz olabilir, hatalarımız olabilir, kusurlarımız olabilir. Bunlar için af olsun lütfen. Kanalımıza destek olup bize like atmayı, abone olmayı, videolarımızı izlemeyi, bol bol yorum yapmayı, bizi eleştirmeyi unutmayın. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın.